Değerli izleyenler, Star Kıbrıs ve Ada TV'nin uzunca bir süredir ülkemizin kıyılarını, doğasını, çevresini korumakla ilgili araştırmalarında önemli bir yer vardı. İskele Kalecik. Burada sahilde kumun üzerine yapılan o lüks konutlardı. İsrailli bir şirket bundan yaklaşık 10-12 yıl önce başlattığı inşaatlarda sonuna geldi ve gördüğünüz gibi neredeyse denize girme noktasına kadar ilerledi. 12 metre mesafe kadar. Ekleye son o lüks villaları denize 12 metre mesafede kumun üzerine inşa etti. Ve bunu yaparken yasa dışı davrandı İsrail şirket. Biz bunu zaman zaman belirttik. İlgili daireleri, İskele Belediyesi'ni, İskele Kaymakamlığı'nı, Çevre Koruma Dairesi'ni sık sık göreve çağırdık. Yaptığımız çalışmalarda ve haberlerde bu şirketin ÇED raporu almadan yasayla alması zorunlu olması gerekirken almadan ne yazık ki belediyeyi de İskele Belediyesi'nde oyuna getirerek inşaat onayı aldığını gördük. Belediyeye taahhüt etmişler. Demişler ki biz ÇED raporunu sonradan getireceğiz. Belediyede 2017 yılında bu şirkete inşaat izni vermiş. Ancak bizim sıklıkla yaptığımız haberler, görüntüler, araştırmalar sonrasında belediye çark etti. İskele Belediyesi ve Başkan Sadıkoğlu geçtiğimiz Ağustos ayında ekiplerini göndererek denize 12 metre mesafede bu konutları yapan İsrailli Keppel Properties şirketinin inşaatını durdurdu, mühürledi. Şu anda inşaat mühürlü ve durduruldu. ÇED raporu yok. Yasa diyor ki ÇED tüzüğüne göre inşaata başlamadan önce inşaat ruhsatı için ÇED raporu olmazsa olmazdır. İnşaatlar bitti. Görüyorsunuz, inşaatlar bitti. Daha önce haber yaptığımızda bunları kullanmıştık. İnşaatlar bitti. Tabii ki ruhsat yok. Ne yapacaklar? ÇED raporu alacaklar. Bunun için Çevre Koruma Dairesi'ne müracaat ettiler. Yasemin Çobanoğlu ekibi ÇED raporu vermek için İsrailli şirketle anlaştı. ÇED raporu hazırladı. Ve onu da kendi konutlarında Cesar Beach sitesinde kendine ait restoranda ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmek istediler. Çünkü halkı bilgilendirecekler. Çevresel etki değerlendirme raporu almak zorunlu. Çevreye, bölgeye, oranın havasına, toprağına, denizine ne gibi zararları var? Halk gelecek. Şikayetini ortaya koyacak. Diyecek ki bunlar bunlar oluyor. Denize çok yakın. Kaplumbağalar gelemiyor. Dere yatağı daraltıldı. Birçok iddialar vardı şirketle ilgili. İşte ÇED raporu almak için bu şirket bu toplantıyı gerçekleştirdi. Biz de oraya hem gazeteci olarak hem ben de bizzat Çevre Platformu üyesi olarak katıldık. Sevgili Doğan Sahir'le Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri ve Çevre Platformu üyesi sevgili Doğan Sahir'le katıldık. O toplantıda Yasemin Çobanoğlu ekibinin hazırladığı sunumlar vardı, ekibi vardı. Aynı zamanda İsrailli şirketin sahibi oradaydı. Çevre Koruma Dairesi Müdürümüz oradaydı, ekibiyle, kalabalık bir ekibiyle oradaydı. İskele Belediyesi'nin personeli oradaydı. Halktan katılımlar vardı ama işin en önemli yanı İsrailli şirketin doldurduğu kendi taraftar demeyeyim de yandaşları vardı olayı provoke etmek için. Yani tiyatroyu tamamlamak için ve bizleri konuşturmamak için
kendi yandaşlarını da oraya doldurdular. Neymiş efendim, olmuş bitmiş de bundan sonra önümüze bakacağız. Olmaz, olmuş bitmiş diye bir şey yok. Hep böyle kurgularla. Sonra baktık bir kadın, ben dedi oraları dolaşırım dedi. Fotoğraf çekerim, akşamları gelirim dedi. Kimse bana engel olmuyor, geçiyorum sahilde dedi. Olayı çarpıtmaya kalktı. Toplantı bitti. Bir de baktık, İsrail'i şirketin sahibi Mr. Simon'un arabasına binerek beraber gittiler. Ben de sorayım dedim o hanımefendiye. Acaba akşam fotoğraf çekerken yanınızda şirketten birileri var mıydı? Yani hep yandaşlık yapıldı. Ama biz orada sorularımızı sorduk. Araştırmalarımız için gerekli doneleri ortaya koyduk. Ve o toplantıda neler yaşandığını gördük. Gazetede yazdığımız gibi İsrail'i şirketten açıkça chat tiyatrosu oldu orada. Chat raporundan başka her şey vardı. Yani oldu bittik yaptık. Size ayrıcalıklı özel sahilinizde. Kurgu bunun üzerine kurulmuştu. Yani chat raporu değil, bu İsrail'li şirketin Coral Beach adıyla yaptığı bu ilavelerin resmen tanıtımı vardı. Ama biz orada bütün bunların yanlışlıklarını yüzlerini vurduk. Bakın ilk açılışta konuşmayı ben aldım. Onların duymak istemediği ama halkın öğrenmek istediği gerçekleri ortaya koyduk. Bakın ilk birkaç dakikalık bir bölümü bir izleyelim. Hem Kerem Platformu hem Ada TV gazeteci olarak. Ulan siz gazeteci olarak. Ada TV gazeteci olarak. Başlayabilir miyim soralım? Şimdi sizleri dinledik. Ben burada bir gazeteciyim ve aynı zamanda Kerem Platformu'nda bir üyesiyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benim de haklarım var. Anayasanın verdiği haklara ben de uyacağım, şirket de uyacak. Ama sizin yaklaşık 40 dakika bahsettiğiniz chat raporu normal olarak siz bu projeye başlamadan sunulması gerekir ve belediyeye sunacaksınız. Belediye görevlisi var mı bilmiyorum İskele Belediyesi'nden. Davet ettim. Var mı? Evet. Evet. Peki soruyorum İskele Belediyesi'nden aynı zamanda size de. Chat raporu normalde inşaata başlamadan belediyeye sunulur. Belediye de onlara böyle ruhsat verir. Ama siz bu ruhsatı 2017 yılının Şubat ayında chat raporu almadan bu şirket yasa dışı verdiniz. Çünkü yasa diyor ki belediyeye ruhsat verebilmeniz için sizin öncelikle firmanın ikinci chat, yanıltmasınlar sizi, önce bir rapor, bir chat raporu alındı. Önce o ilk proje için, bu son Coral Beach projesi için daha bu proje başlamadan alınması gereken chat raporunu vermedi şirket. Siz ortada hiç chat raporu yokken, Sayın Yasemin Hanım'ın anlattıkları ortada hiç yokken siz böyle bir ruhsatı verdiniz. Şubat 2017. 11 Eylül değil mi? 11 Eylül. Hayır. Bakın 23 Şubat 2017 imzanız da burada. İskele Belediyesi Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası işte sizin bu. Ve burada da dediniz ki tüm dairelerin görüşü alınarak verilmiştir. Evet. Peki soruyorum, tüm dairelerin içerisinde çevre koruma dairesi niye yok? Ve size 2-3 sefer uyarı yazısı göndermişken çevre koruma dairesi, siz neden cevap vermediniz ve chat raporu olmadan yasaya aykırı biçimde bu ruhsatı verdiniz? Bu bir. Bakın söylüyorum, bu ruhsat işte. Yazıyor. Keppel Properties. Kaleci. Soru soruyorum. Gazeteci olarak cevap alacağım buna. Şimdi siz normalde chat rapor hazırlarken başlanmayan inşaatlar için yapılmaz mı bu işler? Doğru mu? Değil mi? İnşaat başlamadan dediniz ki burada toz toprak alınacaktır. Toz toprak bitti. Hepsi bitti. Ve yine inşaat bitti. Neredeyse yapılar tamamlandı.
Rahatsız mı oldunuz? Estağfurullah. Rica ederim. Ben 45 dakika dinledik. Tamam. Çok güzel. Güzel. Biz tesislere karşı değiliz. Yapılsın, satılsın. Ancak anayasanın hakları var. Bu hadi ülkenin... Bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Bizim hakkımızı yememeniz adına... Siz kimsiniz? Önce tanıyın biz. Ben vatandaşım sizin gibi. Evet, bizim vatandaşım. Ama karşılıklı oluyor. Olacak mı? Siz bunu ben sorularım. Soruyorum, soruyorum sadece. Siz tamam. Bunu sormazsınız. Bakın, cevap bakın hanımefendi. Hayır, bunu sorun. Bunu gösteriyorum. Sormak zorundayım. Tamam, soru sorun. Soruyorum işte, tamam. Soru devam edin. Sen müsaade edin, devam edin. Tamam, deyin. Devam edin. Sorumda. Devam edin. Sağ olasınız. Evet. Devam edin. Yani bu bir çok ama değildi. Bizim aynı. Ama öğrenmek zorundayız. Beyefendi. Bir sorumuzu sorun. Bir şey yok dedi. Bitmedi. Sorun. Beyefendi. Burada moderatörlüğü ben yapacağım. Eğer konuşmak isterse bir elinizi kaldırın. Size soru sorma veya cevap verme hakkını tanıyacağım. Tamam. Burada bugün yaptığımız, hazırladığımız bir chat raporu vardır. Bunu artısıyla, eksisiyle tüm halka, tüm kurumlara ne yaptık burada açıklamamızdır. Haluk Bey'de bununla ilgili sorular varsa bize burada soruyorum, soru soruyorum zaten onu soruyorum. Bak, ama devam edin. Daha önceki buradaki yazışmaların veya olanların ilgili kurumlara burada sorulmasının çok da yeri burası değil. Ama bana sorduğunuz soruyu ben cevaplayabilirim. Tamam. Elimde zaten var. Çevre Koruma Dairesi'nin de buranın chat raporu olmadığına dair belgeler elimde var. Ama belediye nasılsa buna verdi. Ben şimdi geliyorum önemli konuya. Bakın burada görülen bir resim var. Burada görülen bakın burada da göstereyim resmi size işte. Burası sizin yaptığınız Coral Beach ön tarafı. Burası Salkon villaları var. Önü boş. Diğer tarafta Boğaz sitesi var. Önünde 100 metre alan bırakmış. Nasıl? Önünde bakın 100 metrelik alan da bırakmış. Burada da var. Ama geliyoruz Coral Beach'e, Sezar Beach'e. Denize kaç metre? 12-13 metre mesafeye işte bakın burada binaları yaptınız. Son binalar eklendi. Ben ölçtüm. 12-13 metre kadar. Şimdi Haluk Bey... Anayasada diyor ki 38. maddenin 4 fıkrası... Haluk Bey sorunuzu sorun. Tamam soruyorum. Ben gerekli cevabı vereyim. Kaplumbağalardan bahsettiniz. Yine bakın. Bahsettiğiniz soru soracağım. Soru soruyorum. Soru soruyorum. Kaplumbağalardan... Peki bunlar nereye yumurtlayacaklar? Bakın denizin dalgasına bakın. Yaptığınız villalar 12 metre. Burada mesafede var. Yine aynı şekilde bu fotoğrafları çektik. Peki anayasanın bana verdiği hakları siz ihlal ediyorsunuz şirket olarak. 12 metre mesafeye kumun üstüne yapıyorsunuz. Neye dayanarak? Bunda kamu yararı var mı? Soruyorum. Kamu yararı var mı? Neye dayanarak? Bu tamamen şirketin. Ve reklamlarınızda diyorsunuz ki size ayrıcalıklı özel sahilinizde. Hiç kimseye ayrıcalıklı değildir. Bunu bana lütfen izah edin. Yani chat raporunda size ayrıcalıklı özel sahil reklamı ne demek? Demek ki satacaksınız, kişiler alacaklar. Hangi kanuna göre bunu yaptınız? 12 metre mesafeyi bana bunun açıklamasını yapın. Evet, ilk bölümde bunlar yaşanmıştı. Sormuştuk denize 12 metre mesafede hangi kanuna göre? Ne anayasanın 38. maddesinin 4 fıkrasındaki kıyıların korunmasıyla ilgili fıkralara uyuldu ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin sahip olması gereken bu sahillere riayet edildi. Yapılmadı bunlar. Vatandaşlar da katıldı. Sordular. O bölgeden vatandaşların birisinin sorusu çok can alıcıydı. Bir vatandaş dedi ki, ana yoldan sahile kadar 1 kilometre mesafe. Hiç mi vicdanınız yok dedi. Denize bu kadar girdiniz. 1-30-40 metre bırakamadınız mı dedi. İlle dedi denize kadar girmek zorunda mısınız? Yine bir diğer vatandaşımız da dere yatağıyla ilgili şikayetleri oldu. Önünden geçemiyoruz dedi. Biz dedi buradan yürüyüş yapardık ama kapattınız dedi. Bizim haklarımızı gasp ettiniz dedi. Daha sonra Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri ve yine bizim Çevre Platformu üyemiz sevgili Doğan Sahir şöyle söyledi. Çok önemli bu. 12-13 metreyi neye göre baz aldınız dedi. Şirkettekiler
İşte şehir planlama dairesi böyle söyledi. Sevgili Doğan Sahir mimardır. Bu işlerin uzmanıdır. Aynen şöyle dedi. Hiçbir yasada ve kanunda 12-13 metreye kadar girilir diye bir şey yoktur dedi. Bu tamamen uydurmacadır dedi sevgili Doğan Sahir o konuşmalarda da. Yani açıkça söyleyelim, biz oraya gittik, araştırmalarımızın sonucunda bu şirketin baştan alamadığı ÇED raporunu sonradan almak için kurguladığı bir tiyatroya sahne olduk, gördük orada. Resmen bir tiyatro kurgulanmak istendi. Ama bu oyunu bozduk. Bu oyunu bozduk, açıkça söyleyelim. Çünkü bu ülkenin yasaları vardır. En büyük de anayasadır. 38. maddesi 4 fıkrasıyla kıyıların kamusal alan olduğunu, hiç kimsenin buraları kapatamayacağını, hiç kimsenin buralara yapı yapamayacağını, özellikle kumun üzerine, bakın kumdan bahsediyoruz, kum hemen ekranda var, kumun üzerine yaptılar. Orada jeoloji emekli bir mühendisi vardı. Sayın Yasemin Çobanoğlu'nun ekibinden, ÇED raporu hazırlayanlardan ona soru sorduk. Sevgili Doğan Sayır sordu. Kumullar dedi, nerede başlıyor, nerede bitiyor? Jeolojik olarak dedi, bunun ölçümünü yaptınız mı? Nerede başladı, kum nerede bitti? Kumun üzerine yaptınız dedi. Ama onun da cevabını veremediler. Maalesef. Yani kısacası burada yaşanan bir ÇED tiyatrosuydu İsrailli şirketin. Bunu daha detaylı biz işleyeceğiz. Bu konuyu peşini bırakmayacağız. Bütün resmi dairelerin ÇED raporu konusundaki fikirlerini bekleyeceğiz. Bakalım bu ülkenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasası mı daha geçerli, yoksa bir şirketin kumların üzerine binaları yaparak ben istediğimi yaparım, oldu bitti demesi mi güçlü çıkacak? Onu önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Şunu da söyleyelim. Çevre platformu tarafından burası mahkemeye verilmiştir. Bunun da peşi, takibi yapılacaktır. Ve biz Star Kıbrıs Ada TV olarak da sadece burası değil, ülkenin herhangi bir yerinde bize gelen ihbarlar sonucunda takiplerimizi eskiden olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu şekilde ÇED tiyatrolarına da olanak sağlamayacağımızı söylemek isteriz. Söyleyeceklerim bunlar ama bu konu üzerindeki araştırmalarımız devam edecek değerli izleyenler.